Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla ve sizlerin de desteğiyle hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar bir transfer dönemi daha sona erdi. Yapılan resmi açıklamalara bakılırsa Fenerbahçe'de bazı transferler gerçekleşti. Bazısı gerçekleşmedi. Ya Fenerbahçe baktığınız zaman transfer dönemini karda kapattı. Yani 2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde hem gelenler hem gidenler açısından hareketli bir dönem yaşandı. Gayet hareketli bir dönem yaşandı arkadaşlar. Baktığınız zaman çok mu önemli bir dönemdi? Yani bence çok önemli bir dönemdi. Çünkü transfer için Fenerbahçe'de transfer için baktığınız zaman olmazsa olmaz bir dönemde. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar hem gelen hem giden oyuncular konusunda hareketliydi. Fakat en önemli transferimiz bir kere Jorge Jesus'tu. Jesus ve ekibi transfer edildi. Sonrasında 12 futbolcu kadromuza katılırken 15 isimle de yollar ayrıldı. Mustafa Hoca da tam olarak sayıyı tutturdu. 27 kişi. Bu dönemde transfer edilen en genç kişi Thiago Çukur ise sonrasında Belçika'ya kiralandı. Ee, ve Fenerbahçe'de kimler geldi, kimler geçti hepsini de değerlendirelim gerekirse. Luan Perez, Pedro, Başluay, Lincoln, Arao, Emre Mor. <laughs> Şimdiden yoruldum. Gustavo Henrique, İrfan Caneribayat, Joshua King. E... Joshua Joshua King. Ezgi Canalovski, Buruma ve Thiago Çukur transfer edildi. Genelde hücum ve savunma oyuncularına önem verildi. Bu süreçte 3 defans 6 hücum oyuncusu transfer edildi. Bir kaleci 2 orta saha takviyesi gerçekleşti. Peki gidenler kim? Kim Minji, Allahyar, Ozan Tufan, Tisanat, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Berke, Kolker, Mesut, Luis, Gustavo, Max Mayer, Sosa, Pelkas, Samatta, Burak Kapacak'la bu sezon devam etmeme kararı alındı. Ve Fenerbahçe artı bir parayı kasasına koydu. En yüksek parayı Luan Perez'i 5 milyon 225 bin euro ile alarak harcayan Fenerbahçe'de yaklaşık 20 milyon euro ödeme yapıldı. Fakat Kim Minji'nin Napoli'ye satışından 18 milyon euro da Fenerbahçe kasasına girmiş oldu. Totalde ise 27 milyon euro kazanmış oldu. Şimdi bana daha çok Galatasaray'ın transferlerini soruyorlar. Ben Fenerbahçe'de görünümlü ama Galatasarayı tutan ya da Galatasaray Fenerbahçe'den daha çok merak eden arkadaşlarımın da ricasını kırmak istemiyorum. O arkadaşlarımız da sonuçta onlar da Allah'ın yarattığı bir kul, onların da canı var, onlar da evine ekmek götürüyorlar. Onları da kırmamak için şunu söyleyeyim: Son gün yapılan transferlerle birlikte Galatasaray'da ilginç bazı isimler var. Mesela Milot, Rashida kiralık olarak alınmış. Ben oyuncuları Arkadaşlar tam bilmediğim için transfer market verileriyle yargılayacağım. Hani bana demeyin ki ya hocam sen de hiçbir şeyden anlamıyormuşsun, futbolcu bilmiyormuşsun demeyin. Gerçekten bilmiyorum. Yani Rashida ismini bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Rashida için Galatasaray bedelsiz kiralık 1,5 milyon euro ücret yazıyor. Yani 30 Haziran 2023'te geri gidecek. Sağ kanat oyuncusu 7 milyon euro. Piyasa değeri var. Kosova, Arnavutluk. Norwich City'nin futbolcusu zamandan Norwich 11 milyon euroya Werder Bremen'den almış. Kiralamışlar. Bu sezon 5 şampiyonşip maçında bir asisti varmış. Böyle bir futbolcu bir. ikincisi e, Matthias Ross diyelim. Yok. Matthias Ross belli mi ya? Bu çocukta 1 milyon euro transfer market değeri var. 1.90 boyunda genç bir futbolcu. Yaşı 21 alt yaş kategorilerinde bayağı oynadığı içinde 14 artı 3 kuralına oluyor. 1 milyon 750 bin euroya almışlar. Matias, Rosu. Şimdi bu gençlik aşısıdır. Buna da bir şey diyemem ama 4 yıllık sözleşme 400 bin euro yıllık ücret vermişler. Bu da bir ticarettir. Muhan Mata ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalamışlar ve 1.9 milyon euro yıllık ücret vermişler. Şimdi Rashida'ya 1.5 yıllık ücret. Mata'ya 1.9, 3.4. 4 de buna vermişler. 3.8 şimdiden. Yani sadece 3 futbolcu 3.8 yıllık. Bonus şey bon serviste bildiğim kadarıyla şu ana kadar 1 milyon 750 bin euro. Ha Mata'nın ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani kaç yaşında olduğunu, nasıl bir özelliğe sahip olduğunu biliyorsunuz. O yüzden ona çok fazla girmiyorum. Bildiğiniz futbolcular. Hani en çok Galatasaray sorulduğu için bu kısmı da yapıyorum. Yusuf Demir transferinde de 6 milyon euro bonservis artı futbolcuya ödenecek olan yıllık ücretler 650 bin, 750 bin, 850 bin, 950 bin euro diye gidiyor 4 yıllık sözleşme. Taksidi be, yani 6 milyon euroyu 5 taksit halinde ödeyeceklermiş. Bir kere kulübü bunu kabul ettiğine göre bir işkillenmeler lazım mı? Neyse. Icardi için en çok en komiği bu. Icardi'nin 6 milyon 750 bin euroluk maaşının 6 milyon eurosunu PSG 750 bin eurosunu Galatasaray ödeyecekmiş. Ben şunu söyleyeyim 3 milyon 600 bin euro Galatasaray Icardi'ye yıllık ücret ödeyecek. Artı menajer ücreti. Yani artı menajer ücreti. Açık söyleyeyim. 3.6 yıllık ücret artı menajer ücreti. Niye? Çünkü yapılan resmi açıklamalara göre Icardi'nin Paris Saint Germain'den bu yıl alacağı para 9 milyon euro cash artı hani bürüt değil net arkadaşlar artı opsiyonla bonuslarla 10 milyon euroya kadar çıkabilirmiş. Galatasaray açıklamasında diyor ki bu yıl alacağı ücretin 756 milyon eurosunu e, Paris Saint Germain ödüyor diyor. Demek ki 3 milyon eurosunu Galatasaray ödüyor. Artı Birazcık daha ödemişler bonuslarla birlikte 3.6 diye sosyal medyada bu paylaşıldı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ha, biz Mesut Özil'i 3 milyon euroya aldığımız zaman yıllık ücret dediler ki el altından 5 veriyorsunuzdur. Ama Mesut iyi bir Fenerbahçeliydi. Ucuza gelmişti. İkari'de iyi bir Galatasaraylı olsa bile herhalde 10 milyon euro alıyorsa oradan bir 5 milyon euro alacaktır. Şey. Neyse o bizi çok alakadar etmez. Ben sadece bunu söyleyeyim. Ya da futbolcunun kendine 750 bin euro vereceklerdir. Eşi miydi? Hem eşi hem menajeri Van'da Nara'da herhalde bir 4 milyon euro da o alacaktır. Şu komik. Okan Buruk biz her oyuncuyu buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz. Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var. Eski hocalarımızdan bilgi alıyoruz. Hem Icardi hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyuncularını tart oyunculuklarını tartışmaya gerek yok demiş. Tartışmayın bakalım. Siz bilirsiniz. Ama şimdi Fenerbahçeli arkadaşlar çok sorduğu için söylüyorum. Hocam Galatasaray'ın sence transferleri nasıl diye. Kendi çapında iyi transferleri de var, kötüsü de var. Bunu değerlendirmek bana düşmez diye düşünüyorum. Ha şu, ben şuna bakarım sadece. Yabancı sayısı 16 gözüküyor. Bunlardan zaten şu yeni alınan e, Yusuf Demir'le öbür Ros arkadaş. Sanırım alt yaş kategorilerinde çok oynadıkları için 14 artı 2 oranla. Evet bakayım evet. Avusturya milli takımında oynamış. Okan Buruk bir saçmalamış Yusuf Demir niye Türk sayılmıyor diye. Adam o 15'ten itibaren 22, 26, 32, 40 tane Avusturya milli takım maçına çıkmış. Ondan olabilir mi acaba? Ve kadro yapılanmasında üç Türk kuralı mi için ben Galatasaray'ın transfer marketinden çok fazla yorum yapmayacağım. Bu benim açımdan çok önemli bir şey değil. Ama şunu belirteyim. Transfer market'taki değerlerine göre transferleri yargılamayın. Biz zamanında kimleri kimleri getirdik. Gördüğünüz sonuç ortada. Önemli olan şu. Eksiği kapatabildiler mi? Mesela Beşiktaş, Galatasaray'a göre bana kalırsa Beşiktaş, Galatasaray'a göre nispeten daha iyi transfer yaptı. Çünkü eksiğini kapattı. Haksız mıyım? Eksiğini tamamen kapattı. Şu bölgede eksik var dedi. Gitti o bölgeye transfer yaptı. Ama Galatasaray bir bölgeye bazı futbolcularını yığdı. Kaotik bir çatışmanın, çatışmanın da bence fitilini ateşledi. Peki hocam son gün niye olmadı Fenerbahçe'de transfer? Fenerbahçe'de mesela Mboku son gün transfer olacaktı ama olmadı. Sebep? Ben size sebebi şöyle açıklayayım. Şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim çok çalıştı. Operasyon direktörümüz Mario Branco da çok çalıştı. Ama bazı isimler şimdi bitmedi ocağa kaldı. Ocak transfer dönemine kadar da arkadaşlar biz 7 24 365 gün 6 saat kanaldayız. Ve elimizden gelince duyumları aktarmayı sürdüreceğiz. Hem üyelere hem abonelere. Üyelere artı fazladan çekilişler şunlar bunlar olacak. Abone arkadaşlar da duyumlar alacaklar. Yani video izleyen arkadaşlar transfer döneminde ne yaşıyorlarsa bunda da bunu yaşayacaklar. Artı maç yorumları şunlar bunlar. Şimdi Fenerbahçe en bu kuyu istedi. Reims'te forma giyen. Nata, Natha Nael Embuku'yu Fenerbahçe istedi. 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla el bile sıkıştı. Ancak hatta 4 milyon euroya el sıkıştık. 4 milyon euroyu da ikisini şimdi ikisini sonra verecek şekilde el sıkıştık. Ama oyuncu gelmek istemedi. Jesus bu oyuncuyu çok istiyor. Ve Ocak ayında tekrar masaya oturulacak. Tüm şartlar zorlanacak arkadaşlar. Bu sezon süre şansı bulamamış. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Fakat takımda fazla forma şansı bulamamış. Geçen sezon 33 maçta forma giymiş. 2 gol atmış. 2 de asist yapmış. Hocam bunun neyini istiyor? Tövüşçü mü diyeceksiniz? Değil. Sözleşmesi 2023'te bitiyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu Mboku'yu devre arasında transfer edebiliriz. Bu bir. İkincisi Arkadaşlar size komik geliyor, şaka geliyor. İnanmıyorsunuz ama Musa dembele ihtimali devir arası için var mı? Var ama zayıf. Çünkü bize mutlaka ve mutlaka bırakmayacaklar. Fenerbahçe bir futbolcuya talip oldu. Bir de futbolcu Messi'ye dönüşür. Hani uyuyan bütün yılanlar uyanır. Ulan burada böyle bir futbolcu varmış biz bunu niye kaçırdık der. Muhtemelen Dembele de devre arasına kadar ligin gol kralı olacaktır. Bunu da söyleyelim. Ha Mboku ismi e, İnşallah devre arasında görüşürüz arkadaşlar. Ha hocam şimdiden alsaydık belki de 4 milyon eurodan 4 milyon euro kâra geçmiş olacağız. Arkadaşlar baktınız mı biz bu oyuncuyu alsak da oynatamazdık. Ama şimdi devre arası için en azından futbolcu Fenerbahçe'yi takip aldı. Biz de futbolcuyu takip alırız. En az hasarla da atlatmaya çalışırız. Fenerbahçe stoper Loic Embe Sohu nasıl kaçırdı? En azından son günlerde bir stoper transferi yapmak istedik. Tayyip Talha için biliyorsunuz arkadaşlar Beşiktaş'a gitti. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun. Bunu Abdülkerim da söyledik. Şimdi birçok arkadaşımız yok hocam iyi ki öyle dua ettin. Yine öyle dua et. Tayyip Talha da inşallah Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olmuştur. Biz o transferden takasla yani takasta sonuca gidecektik gidemedik. Ama prensip anlaşmasına varılan bir isim vardı. Loic Embesso. Embe arkadaşlar beklemekten sıkıldığı için Fenerbahçe'yi reddetti diyor haber. İngiliz gazeteci Oley Davis'in iddiasına göre 21 yaşındaki Embe Soh Fenerbahçe'nin kararsız davranışları nedeniyle gelmekten vazgeçti. Fenerbahçe Nottingham Forest'a bağlantıyı kurdu. İki tarafın arasında prensip anlaşması yapıldı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum Fenerbahçe'de herhangi bir yönetici ya da Jesus açıklama yapar mı? bilmiyorum. Ama hem bu Mbesu hem de bir tane stoper vardı. O arkadaşla ilgili çok ciddi bir şekilde görüşmeler sürdü. Bazı anlaşmalar yapıldı. Tamam denildi. El sıkışıldı ama hakikaten oyuncular yan çizdi. Yani çarşamba günü aslında bu iş bitiyordu. Hatta evrakları bile gönderdi. Ama Fenerbahçe biraz ağırdan alınca oyuncu da vazgeçti. Bakalım devre arasında neler olacak neler bitecek hep birlikte izleyeceğiz. Ama şunun ben size garantisini vereyim. Fenerbahçe'nin ilgilendiği çok fazla genç var. Bunlardan bazısının ismini de biliyorsunuz. Bazısının ismini de bilmiyorsunuz. Şimdi birkaç tane de farklı bir bilgi vereceğim. Mesela enler Valencia. Valencia'ya teklif vardı, gitme fikri vardı, kalma fikri vardı. Aynı Valencia, Ekvator Milli Takımı'nın 2022 Katar Dünya Kupası geçici kadrosuna çağrılmış. Biliyorsunuz Ekvator'un rakipleri Katar, Senegal ve Hollanda. Valencia açısından böyle bir durum var. Hocam Fenerbahçe'nin parası yok muydu? Vardı. UEFA'da gruba kaldık diye 3 milyon 600 bin euro transferde kullanabilir limit olarak kasamızda girmişti. Artı Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçla birlikte 630 bin euro galibiyet geliri elde etti. Fakat bunu şöyle anlatayım size. Bu transfer ücretleri bir sonraki seneye sarkıyor kullanabilir limit olarak. Mesela bizim geçtiğimiz sezondan kalan yaklaşık bir 5-5,5 milyon euroluk bir limitimiz vardı. Şimdi burada Galatasaray için devreye gireyim. Az önce anlattım. Hocam bu Galatasaray nasıl bu kadar transfere para verebiliyor diyorsunuz ya. Geçtiğimiz sezon UEFA'da Fatih Terim sayesinde gruptan çıkma vesaire başarısından dolayı 7 milyon 200 bin euro civarında bir para limitleri varmış diyebiliyorum. Bu sezon şu ana kadar eksildiler ama 10 milyon euro zarar hakları vardı. Şu an herhalde eksi 17 civarındalar. Tam olarak dengedeler şu anda. 2. 6 milyon euroya Yusuf aldılar ama orta, taksit taksit çıkacak ama peşin sayılıyormuş. Mesela bizim Samatta olayındaki gibi. Böyle söyleyenler de var. %100 kural bu mu bilmiyorum ama böyle söyleyenler var. Fenerbahçe 3.6 gruba kaldı diye aldı elemelerde. Bir kısım para aldı. Artı dünkü galibiyetinden 630 bin euro galibiyet prim elde etti. Yani şu anda Fenerbahçe yaklaşık 4.5 milyon euro civarında bir parayı önümüzdeki sezon transferde kullanabilecek. Bilginiz olsun. Tayyip Talhan sanmış içinde bu arada Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye transfer çalımı attığını söyleyen muhabir müsveddesine Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak canlı yayına bağlanıp Fenerbahçe'nin transfer çalımı yediğini iddia eden bu arkadaşa kapak üstüne kapak takmıştır. İnternette görebilirsiniz. Şimdi Jesus maçın yarısını yerde geçiren, yerde sürünerek geçiren kaleci Buşan'a hadi şimdi git istediğin yere yat demişti maç bitiminde ve o Buşan ve maçta Crespo'ya sakatlayıcı harekette bulunan Mikola Sharapenko'nun 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bilmiyorum ne kadar doğru bu Ukrayna takımına da çok güven olmuyor biliyorsunuz. Malum ne söyleseler altında başka bir şey çıkıyor. Yani merkez orta saha oyuncusu Sharapenko sakatlanması bu arada çapraz bağ yırtığı olmuş. Tabii ki de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ama Fenerbahçe'ye karşı bozuk niyetle hareket edip karşılığında hani bu kadar faul yapıp da karşılığında da bu olması insanın aklına ilahi adaleti getiriyor. Şarapenko 6 ay yokmuş. Kaleci Burşan da bir ay sahalardan uzak kalacakmış. Muhtemelen ikinci maçta olmayacak. İkinci maçta da boykoyacağız. Ee, gol atmaya çalışacağız. Yani muhtemelen kaleci sakat çıkmıştır ya. Çünkü herhangi bir pozisyon yoktu. Kaleciyi sakatlayacak. Yani kendini yere bırakmaktan dolayı sakatlanca da ilahi adalet zaten. UEFA ülke puanında 23.700 puana yükselmişiz ve 20. sıraya yükselmişiz arkadaşlar. Bakın ben bunu bağıra bağıra çağıra çağıra söylediğim zaman dalga geçen dangoşlar vardı. Ben ne dedim? Bizim takımların yeri konferans ligi. Konferans ligine gidersek daha iyi olur bizim açımızdan dedim. Dediniz ki na'u na'u. Hayır na'u na'u değil. Şimdi Fenerbahçe'nin Başakşehir'in galibiyeti Sivas'ın beraberliğiyle ülke puanına katkıda bulunuldu. Her galibiyet için 2000 puan verilir arkadaşlar. Her galibiyete 2000 puan verilir. Not. Not. Fenerbahçe, Başakşehir kazandı. 400, 400, 800. Sivas'ta berabere kaldı. 200 oradan 1000. Diyelim ki Avrupa'da sadece Fenerbahçe vardı. 2000 puan almıştık dün. Anladınız mı? Gruplardaki her galibiyeti 2000 veriliyor. Kaç takımın katıldığı şu kadar takımın. Katılan takıma göre puanlar bölünüyor. Hocam bizim 5 takım yok ki. 4 takım var. Bir takımımız elendi ya. Ligi bile olmayan takıma. Hani Türkiye'deki hakem desteği olmadığı için. Türkiye'deki hakem, yan hakem, var hakem desteği olmadığı için elendi ya. 4 tane yedi ya evinde. E, o takım elendi ya. Ondan dolayı. 5 takımın varsayılıyor. Elemeye kaç takımla gittin? 5 takım. 5 takımın varsayılıyor. Bu yüzden Fenerbahçe galibiyetine 400 puan. Hani 2005'e bölünüyor. Fenerbahçe kazandı 400. Başakşehir kazandı 400. Sivas beraber 200. Toplamda 1000 puan. 22.700'den 23.700'e çıktık. Bilginiz olsun. Kırvatistan 25.150. Yunanistan 24.725. Danimarka 24.625. İsrail 23.250. Kıbrıs Rum kesimi 22275 Fenerbahçe Larnaka maçında Kıbrıs Rum kesimi takımını destekleyecek bütün Rum tohumlarına da duyurulur. Eğer Türkiye'yi düşünüyorsan yani tohumu olduğunuz Rum takımını desteklemeyin de Fenerbahçe'yi destekleyin. Bakın 5 maçı kaldı Fenerbahçe'nin de Başakşehir'in de yani ta takımların 5'er maçı kaldı. Her birisi 5'er galibiyet elde etse 8000 puan elde etmiş oluruz. İmkanı yok ama 8000 puan elde edersek Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan takım göndeririz. Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan takım göndeririz. Elemelerde daha az takımımız olur. Bunu da söylemiş olduk. Hocam Fenerbahçe transferlerinden kime okey verirsin? 450 dakika izlemedim. Ama izlediğim kadarıyla iyi mi oldu kötü mü oldu derseniz Luan Perez iyi oldu. Pedro iyi oldu 2. Başdoğan iyi oldu 3. Lincoln iyi oldu 4. Arao iyi oldu 5. Emre Mor 6. Gustavo Henrique bence iyi oldu. 7. İrfan Can Eğri Bayat negatifim. Thiago Çukur negatifim. Joshua King 8 iyi oldu. Ezgi Can iyi oldu. 9. Buruma negatifim. Rossi'nin bonservis alındı. Bence iyi oldu. 10. Yani 10 tane isme iyi oldu diyorum. 3 tane isme negatifim. Gidenler kimmiyici kötü oldu. Açık net. Allah yar Bence kötü oldu. bence iyi oldu. Çünkü Fenerbahçe'de oynayamazdı. Ozan Tufan iyi oldu. Tisserand iyi oldu. Muhammed iyi. Berisha iyi oldu. Hocam Berisha'yı çok övüyordun. Abi tutmadı. Sistemde olmuyor. Bu sistemde bu sezon yine olmazdı. Berke Özer bence iyi oldu. Kolkır iyi oldu. Mesut iyi oldu. Gustavo Mesut. Yüksek maaştan kurtulduk. Max Mayer, Sosa. Pelkas bence iyi oldu. Hocam Buruman'ın yerine kalsaydı iyi oynardı. Öyle bir dünya yok işte. Öyle bir dünya yok. Adam solda Lincoln Alonso oynatmaya çalışıyor. Sol ayakla. Pelkası koysan nerede oynayacaktı? Bence iyi oldu. Samatta da, da iyi oldu. Burak Kapacak da iyi oldu. Diago çok orada iyi oldu. Ben genel anlamda Fenerbahçe'nin iyi bir transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Şunu belirteyim. Doğru duyumlarımız oldu. Yanlış duyumlarımız oldu. Yanlış duyumlar için affol arkadaşlar. Biz geleni aktardık. Doğru duyumlar için de zaten sizler gerek abone olarak, gerek beğenerek, gerek üye olarak, gerek yorum yaparak desteğinizi verdiniz. Allah razı olsun desteğiniz eksilmesin. Sizler burada oldukça biz de inşallah Allah ömür buradayız. Rossi için bir parantez açayım. Diego Rossi'nin istatistiklerine bakmanızı şiddetle rica ediyorum. 2022-2023 e sezonu. 12 maç kısım kısım totalde 803 dakika. 9 kere 7 63, 9 kere 8 720 yapar. 9 kere 9'dan hesaplarsak yani tamamen 9 maç demeyelim de 8 maç artı bir maçın tamamı diyelim ya da 9 maç üzerinden sayalım 803 dakikayı. 6 asisti var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Yaklaşık 9 maçlık süre alıp 6 asiste sahip Rossi. Ama birçok arkadaşın çöpü. Hocam korner kullandı kafa vurdu. Bunu da asist mi sayıyor? Ne sayayım? Penaltı mı sayayım? Penaltı mı sayayım? Bazıları sosyal medyada itibarsızlaştırmak için birilerinin gazına gelmiş durumda. Altay Bayındır, Rossi İkisi de bizim futbolcumuz. Hatalar yapabilirler. Formsuz dönem geçirebilirler. Ama her ikisi de bizim futbolcumuz. Beğenmiyorsanız gidin Galatasaray'ı tutun. Gidin Trabzon'u tutun. Gidin Beşiktaş'ı tutun. Kurtulalım sizden. Onlar belasını bulsun. Ya arkadaş şunu derseniz kabulüm. Hocam formsuzluk var mı? Var. Altay'da formsuzluk var. Kabul. Hocam Rossi'de formsuzluk var mı? Bunu burada söyledim zaten. Ben söyledim zaten. Aziz Allah'ın. Hani Rossi'nin formsuz olduğunu ben söyledim zaten. Dedim ki biraz kendine gelmesi lazım, toparlanması lazım. Teknik direktör bilerek yedek bırakıyor şöyle böyle diye. E şimdi kendine geliyor. Ya ne yapacaksınız? Bir önceki videoda söyledim. Dedim ki bak Süper Lig'deki kanat oyuncularına bakın. Hem fizikli hem hızlı hem boyu uzun hem atletik yok öyle bir kanat oyuncusu. Bak birçoğunun özellikleri aynı. Çıt kırıldım. Bu yüzden çıt kırıldım olduklarından dolayı kart gösterme potansiyelleri yüksek. Mesela sen Rossi'yi kanatta oynatıp kart göstertebilirsin rakibe. Sen Rossi'yi kanatta oynatıp pozisyon üretebilirsin. Şapkadan tavşan çıkarabilirsin. Savunma arkasına sürpriz koşular atabilirsin. Bu vasıfları gerçekleştiriyor mu? Gerçekleştiriyor. Son pas tercihleri yanlış hocam. Mesela hangi maçtaydı? Kayseri maçında bir pas attı. Ferdi'ye geçecekti. Ferdi vurdu. Direkten döndü mesela. Düzgün direkten dönmezdi. Bir de rakibin teması vardı hafif. O olmaz. Adam asist yapmış olacak. 7 asist olmuş olacak. Düşünsene. Bu kadar çabuk gaza gelmeyin. Bu kadar çabuk gaza gelmeyin. Rakamlar bu kadar kötü değil. Eylül ayındayız arkadaşlar. Yarın bir gün biz bu futbolcular satmak için çırpınacağız. Didineceğiz. Anladınız mı? Ve ben şunu söyleyeyim. Hocam devre arasında transfer olur mu? Kesinlikle olur. Ben bir şeyle itiraf edeyim. Hiç bilmediğiniz bir şey. Biz bir futbolcuda Scouting yapıyoruz, scouting yapıyorduk. Bu futbolcu şu anda Belçika ligine transfer oldu. Futbolcunun adı, bakın Belçika ligine transfer oldu ama e, vazgeçtiğimiz bir isim. Futbolcu Nathir Bemboali Charlie Roy takımına transfer oldu arkadaşlar. E, bu arkadaş bir Brezilya Ligi'nden bir arkadaş var. Hala takipteyiz. Forvet siz biliyorsunuz adını size verdim. Hala takipteyiz. Abamam, abama, mamama, babama falan filan diye bazı stoperler var, bekler var. Hala takipteyiz. Ama devre arası için şimdiden söylüyorum. Bir genç forvet, bir genç kanat. En az bir stoper araçlarımla da şimdiden başladık. Şimdiden e, scout departmanımız bazı isimleri araştırmaya başladım. Süper Lig'deki bazı genç futbolcularında e, üstüne düşüyor muyuz? Düşüyoruz. Bunu zamanla da görürsünüz arkadaşlar. Bu kanalda olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada ikinci şifreyi de hatırlatmış olayım buraya kadar izleyenlere. İkinci şifremiz bombaydı. Bir kez daha hatırlatmış olayım arkadaşlar. Forma çekilişinde işinize yarayacak bu. Ben elimden geleni yaptım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Geleni aktardım. Yanlış duyumum da çok oldu, doğru duyumum da çok oldu. Ama takdiri size bırakıyorum. Görüşmek üzere inşallah.